Bugün dedim kendime belediyenin sosyal tesislerine gideyim. Önce millet berberi, sonra millet kasabı, sonra millet lokantası, en sonda belediye sosyal tesislerine gideyim dedim. İlk olarak millet berberine geldim. Millet berberinde vatandaşlar tıraş oluyor. Ücretsiz. Tek kuruş bile ödemiyor. Kolay gelsin. Merhaba. Dedim belki ense tıraşımı alayım ama bu uygulama 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar içinmiş. E neyse lo, en azından bu da iyi. Fakir fukara faydalansın. Neyse ense tıraşımı gösterip çıktım oradan. Şimdi millet kasabına geldim. Bakalım etin kilosu ne kadar? Burada etin kilosu 390 TL. Neyse dedim fakir fukara alsın. Ben kendime bir şey almadım. Dedim nasıl olsa Kurban Bayramı geliyor. Belki alırız bir yerlerden. E bu arada saat de 10.30 oldu. Canım da çok acıktı. Dedim hemen millet lokantasına geleyim. Taze fasulye, pirinç pilavı, şehriye çorbası, ayran ve tulumba tatlısı. Bugünkü menü buymuş. İçeride hazırlıklar yapıyor. Ben biraz erken geldim galiba. Saat 12'de başlıyormuş. Neyse lo, o kadar da sabrederim ha, ne olmuş? Şunun şurasında saat 12'ye ne kaldı ki? Elavala canım bir an çekti. Dedim çarşıya gideyim kendime bir an içeyim önce. Sonra gelirim. Her zamanki biyancı Abdu abi var. Oradan bir yanıma aldım. Vallahi ilaç gibi geldi ha. Hem de 5 TL'ye. Pardon 10 TL'ye. Dedim bir tane de alayım yolda içerim. Yürüyerek bir şey içilmez yenmez diye vazgeçtim. Hemen yakınlardaki Kanlıkuyu meydanına gittim. Orada dedim kendime oturayım. Vay be, şu an 5 kişi kamerama takıldı. Hepsi de siverek şalvarı giymiş. Siverek şalvarın avranı geniştir, rahat edersiniz. Valla canım da çok acıktı. Saatim de doldu. En iyisi dedim şimdi millet lokantasına gideyim. Maşallah benden önce bir sürü insan gelmiş. Sıraya girmişler. Gerçi 2 dakika içinde sıra bana da geldi. Vallahi yemeklerin de kokusu mis gibi ha. Elemanlar da maşallah valla çok hızlı. Şipşak hemen. Yemeğimi aldım, hemen gittim kendime bir yer buldum. Önce şehriyeli çorbamdan başladım. Çorbam diyorum, o artık benim. Ayranım da bitmek üzere. Her zaman yaptığım bir tane yöntem var kimse görmeden. Lo zaten ayranı katı yapıyorlar, biraz da su koyayım içine dedim. Böylece sanki ayranımı yeniden içmeye başlıyorum. Yemeğimi yedim çıktım oradan. Dışarıda Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi varmış. İyi oldu dedim, biraz kendime halay izleyeyim. Gösteriden sonra dedim kendime gidip kahve içeyim. Ya hele bak ya, ne kaçırmışım ya. Yarın gitseymişim haşlama yiyecektim sadece 70 TL'ye. E neyse kısmet, yiyenlere afiyet olsun. Şimdi de belediyenin sosyal tesislerine geldim. Dedim kendime burada bir kahve içeyim. Bakalım kahve fiyatları burada ne kadar. Kendime bir kahve bir de su istedim. Kahve 40 TL, su da 12 TL'ymiş. E vallahi bence fiyatlar çok uygun. Dedim bir de içeriye bakayım. İçeride de ne isterseniz var. Yani bu ekonomik şartlarda bu fiyatlar çok uygun. Bu arada mekanı da çok güzel dekore etmişler valla. Kendime yarın da Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğim. Yani Urfa'ya. Bakalım orada fiyatlar nasıl. Eyvah Ayşe teyzesi. Kahve içerken döküldü. Neyse. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lamha ola.